Sezonun son ve en muhteşem bir parkuruna hoş geldiniz tekrar. Güzel bir parkur. Muhteşem şelalelerinden bir tanesi. Gürlek Şelalesi. Geçen hafta Vallah Şelalesi'ndeydik. Gürlek Şelalesi'nin bir özelliği şöyle, iki kademede. Bir düşüyor, tekrar ikinci kademe. Onun için görselliği çok güzel. Havuz kısmı, yüzme kısmı çok güzel. Mayosunu getirenler gayet düzebilir. Mesafe fazla değil. Başlangıçta 4 kilometre gideceğiz. 4 geleceğiz. Yeri geldiği zaman kayalık yerlerden ve vadinin yamacında ilerleyeceğim için bazı bölgeler taşlık. Onlara dikkat edin lütfen. Taş yuvarlanabilir. Bilir. Bastığınız yere dikkat edin. Bir... İki teker bir çiftten selamlar arkadaşlar. Yine bir pazar günü Çadak'la sezon finalini yapıyoruz. Gürlük Şelalesi'ne gidiyoruz. Nihayet Şadıman da artık bizimle beraber. Merhabalar. Evet, döndük. Daha yolun birinci kilometresi. Karşılaştık arkadaşlar. Aslında dışarıda bak hiç şey yapmadı, korkmadı. Bu parkur işaretlenmiş arkadaşlar. Yürüyüşçülerin yolunu bulabilmesi için böyle küçük işaretler, işaretçiler bırakmışlar. Bugün Kaz Dağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yamaçlarındayız. Görüyorsunuz coğrafya, hep yürüdüğümüz rotalara göre çok değişik. Çam ağaçları, makiler, çok farklı bir rotada ilerliyoruz ve gerçekten Kaz Dağları'nın tam kalbi burası. Tip. Ondan sen aldın mı? Şimdi yürüyeceğimiz patika biraz zorlaşıyor. Hem eğim artıyor hem de sağ tarafımız derin bir uçurum. Buradan dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Ağaç var burada da çok güzel o kokuyor. Hanım eli ağaç olmuş. Hugger olabilir miyim biraz? Yolumuz şelaleye yaklaştıkça hem zemin çok bozuldu hem de vadiyi geçiyoruz, taşlık ve taşlar kaymaya başladı. Ama çok kısa bir yoldan sonra şelaleye varacağız. Bu
arkadaşlar suyun kaynağını bulduk. Şimdi buraya aşacağız. Yemek molası vereceğiz orada. Şelaleye kadar gelmişken bir de sezonu açalım. Bakalım şelalenin suyu nasıl? Soğuk. Kar suları erimeye başlamış. Acayip soğuk. Kar suyuyla deniz sezonunu açtık. İnşallah sezonun devamı da bu kadar soğuk olmaz. Dondum. Böyle bir soğuk yok. Gerçekten dondum. Rengi değişim bilmiyorum ama bana şu an morarmışım gibi falan geliyor. Dur abi. Tamam, ben tutuyorum. Aşağıdaki balık kılıp tabii korunuyor. Adamı suya çekecek şimdi. Al yavrum. Gel getir oğlum. Taşla elini çeksin. Burası daha güzelmiş ya. Bugün yürüyüş yolumuz baya kısaydı. Şelalede biraz serinledik. Yüzdük. Şimdi 5 kilometrelik bir dönüş yolculuğumuz var. Orası bana. Ben de yürüyorum tamam. Ben de buradan geçerim. Çok alçak. Acı bu, gidiyor. Acı çekiyor sen. Bir de zaten hani tırmak... Ara ara böyle molalar veriyoruz, su içiyoruz, biraz soluklanıyoruz. Çünkü şelaleden bu yana yaklaşık 2 kilometreden beri sürekli tırmandık. Yol kısa fakat yokuşları çok dikti. Şarvan'da su molasında. Geçtin mi? Hı hı. Hiç hatırlamıyorum. Merdiven mi geçtin? Evet, hatırlamıyorum.
Turun daha sonuna. Bu parkur biraz daha kısaydı. Gördüğünüz 8 kilometre kadar. Adatepe başından başladık. Gürleyik Şelalesi'ne geldik. Orada 1,5-2 saat kadar bir mola verdik. Sadece yemek molası değildi. Ayrıca güzel serin bir yüzme molasıydı. Fuat'la gördünüz. Yaşamanız lazım ama tatmanız lazım. O yüzden siz de gelin, siz de görün. Bütün yaz dönemi boyunca buraları artık gerçekten gezilecek, görecek yerlerden biri. Ne yapıyoruz? Bu haftaki turumuz bitiyor. O yüzden ne diyoruz? Nokta koymuyoruz, virgül koyuyoruz. Ama yürüyüşlerimize artık Eylül'den itibaren devam edeceğiz. Bisiklette görüşmek üzere.